Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Sesimi alabiliyor musunuz? Sesimi alabiliyor musunuz? İyi akşamlar herkese. Biraz bekleyelim. Yavaş yavaş gelsin herkes. Evet beklerken kimler nereden katılıyor? Hangi şehirlerdensiniz? Trabzon Başkent Ankara İstanbul çok güzel Mardin İstanbul Mersin Şu an iyi mi sesim? İnternetten kaynaklı kesiliyor olabilir. O zaman sorun yok. Biraz sayımızın çoğalmasını bekliyorum başlamak için. O arada şehirlerinizi yazabilirsiniz. Kayseri'den Fatma Hocam, Nida Hocam Ankara'dan. Çaldıran e, Van'dı değil mi? Van çaldıran. Ya da Erzurum mu? Karıştırıyorum orayı. Merhabalar Özlem Hanım Muş'tan Muşa sevgiler selamlar Evet, yavaş yavaş başlayalım isterseniz. E, buradakilerle sorularınızı almaya başlayayım. Yavaş yavaş soruları cevaplandırmaya başlayalım. Manisa selamlar. Evet, e, şöyle yapacağız. Soruları alacağım. Çok hızlı yazmamaya çalışın. Bir soruyu cevapladıktan sonra diğer soruya geçeceğim. Sorularınız kaybolmasın, yukarıya doğru kayıp. Evet, bakalım ilk sorumuz kimden gelecek? Malum biliyorsunuz formasyonla ilgili e, sürpriz bir gelişme oldu. Daha doğrusu bir haber çıktı. Kesin değil ama bir haber var. ...muhakkak e, kesinleşecektir diye düşünüyorum. Evet. E, Belinay hocam ne demiş? Formasyon okurken sadece FEN Edebiyat Fakültesinden verilecekmiş diyor. Yani hocam kesin bir şey yok ama bence tüm öğretmenlik alanı olan bütün bölümlere verilir diye düşünüyorum. Nida Hocam pedagojik formasyon programları öğretmenlik alanlarında yani atıyorum sağlık alanında hemşirelik diye bir öğretmenlik yok ama sağlık bilimleri sağlık eğitimi branşlarında, sağlık liselerinde öğretmenlik bölümleri var. O bölümlere göre açılıyor. Çiğdem hocam DGS ile geldim diyor. Üçüncü sınıfım. Evet. Çiğdem hocam iki yıllık ön lisans bitirdiğinizdeki ortalamanız evet. üçüncü sınıftan devam edecek. Üçüncü sınıfa eklenecek. Onu birleştirmeyi unutmayın. Bazı üniversiteler birleştirmeyi unutuyor. Evet. Ön lisans transkriptinizi üçüncü sınıfta okuduğunuz üniversiteye muhakkak işletin ve ortalamanızı etkilemesini sağlayın. Berivan Hocam, bağ döneminde eğer yasa çıkarsa, yani formasyon duyuruları başladı. Bağır dönemi formasyonu Çankırı Karatekin Üniversitesi başladı ilk üniversite. Muhtemelen Ocak Ocak Şubat'a kadar da devam eder. Eğer ki o tarihe kadar bu yasa işte formasyon yasası çıkarsa, siz de mezuniyeti beklemeden alabilirsiniz. Açık öğretim alınmayacak diye bir söylenti var. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Açık öğretimler de alınır. Neden? Şu an mesela e, muhasebeden mezun olan biri 3. sınıfta ya da 2. sınıfta çocuk gelişimi okuyor varsayalım. Muhasebeden formasyon alabiliyor değil mi açık öğretimi okurken? Zaten açık öğretimde herhangi bir devam zorunlu olmadığı için İstediğiniz şehirde formasyon alabilirsiniz ve bu açık öğretimdeki eğitiminize engel olmaz. O yüzden bence açık öğretimlerde e, formasyon alabilecekler. Şu anki e, durumda alabildikleri gibi. Tek değişecek şeyin ben e, mezuniyet şartının değişeceğini düşündüm. Yani onun dışında bir değişiklik olmayacak. 3 ve 4. sınıflar ve mezunlar formasyon alabilecek. Onun dışındaki işte açık öğretimler, Biyat mezunları, diğer 4 yıllık lisans mezunları formasyon alabilecekler. TTK 9 kararı çok gündemde. Bununla ilgili bence içiniz rahat olsun. Ya yani böyle bir karar çıkacağını düşünmüyorum ben. Şu an mevcut şartlarda Formasyon devam ediyor mu? Ediyor. Güzel de bir fırsat karşımıza çıktı. Yasalaşırsa 3 ve 4'ler de alabilecek. Sizlere tavsiyem en kısa zamanda e, formasyonu cebinize koymanız. Yani yarın kalkacak, 2 yıl sonra kalkacak, 3 yıl sonra kalkacak şeklinde e, düşünmektense en kısa yoldan formasyonu nasıl alırım ona bakacaksınız. Taha Furkan Öztürk Açık Öğretimler Formasyon Eğitimi alacaklar mı? Onu açıkladım. Evet bence alabilecekler. Resmi e, yönetmelik çıkmadan yorum yapamayız ama alacaklarını düşünüyorum. Hilal Cihan Yılmaz çocuk gelişimi 2. sınıfım. İstanbul Üniversitesi Avuzef Üstten ders alıyorum. Bu yaz formasyon alabilir miyim? E, Cumhurbaşkanının açıklamasına göre Üç ve dördüncü sınıflar alabilecek. O da yasalaşırsa, yani e, bu yasa çıkarsa, üçüncü sınıftan itibaren alabilirsiniz. İlkay hocam finallerde, e, şimdi benim kitaplarım da var biliyorsunuz. Kitap aldıysanız özetlere çalışın ve soruları çözün. Çok güzel notlar alırsınız. Eğer kitabım yoksa sizde videolarıma bakabilirsiniz. Orada da özetlere vize final ve büt sorularının hepsine muhakkak bakın öyle finale girin. Neden vize final büt diyorum? Çünkü final konuları ve büt konuları aynı. Tüm üniteler. Vize üniteleri de final ünitelerini kapsadığı için AUZEF tekrar tekrar Geçen yıl vizede sorduğu soruyu bu yıl finalde sorabilir. Çünkü final konularını kapsıyor. O yüzden vize final büt sorularına çalışarak ve özetlere bir göz atarak muhakkak sınava girin. Soruları teker teker ilerletiyorum. Belinay hocam okurken formasyon aldığım bölümden mezun olamazsam ne olur diyor. Başka bir alanda kullanabilir miyim? Arkadaşlar aldığınız formasyon her bölümde geçerlidir. Mesela biliyorsunuz ki ben danışmanlık da yapıyorum. Eğitim danışmanlığı. Bu dönem formasyona birçok öğrenci yerleştirdim. Şu an işletme mezunu olup işletmeden formasyon alıp çocuk gelişimini bitirince Çocuk gelişiminde kullanmak üzere formasyon alıyor arkadaşlarınız. Yine muhasebe bölümünden de var. İngilizce, Türk dili, İngiliz dili edebiyatı bölümlerinden de var. Yani aldığınız formasyon diğer bölümlerde de kullanılabilir, geçerlidir. Ali ile oyna ne olmuş ne olmuş yeni geldim. Ali hocam. Soruları tek tek cevaplandırıyorum. Sizin de sorunuz varsa yazabilirsiniz. Nida hocam bunu cevapladım. Açık Öğretim Fakültelerinin mezunları da pedolojik formasyona başvurabilecek. Neden? Çünkü nasıl Açık Öğretim Fakültesi mezunları KPSS'ye girebiliyorsa, öğretmenlik tercih edebiliyorsa ya da herhangi bir tercihte bulunabiliyorsa formasyon alma gibi hakları da olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim anladığım kadarıyla e, kimi sayfa ve e, gruplarda kişilerin yorumlarından çok etkileniyorsunuz. E, yorumlara bakmayın, bir bilene danışın ya da kendiniz de araştırabilirsiniz. Hocam transkripti nasıl ekleyeceğiz siteye? Site derken Avuzet'in sisteminden bahsediyorsunuz sanırım. E, kayıt olduğunuzda Avuzet çözümden yazıp e, işte ön lisans e, notlarımın eklenmediğini e, ön lisans notlarımın da lisans e, eğitimime eklenmesi şeklinde bir yazı yazarak transkripti de ekinde göndererek ee, ...yükletebilirsiniz. Burcu Akkoyun'un hocamız demiş ki... ...Ankara'da ikinci dönem için... ...acaba açarlar mı? Formasyon açarlar mı diyorsunuz sanırım. Ee, Ankara'da Hacettepe... ...Gazi Üniversiteleri açtı. Ee, şimdi Güz döneminde... ...formasyon açan bir üniversite... ...bağır döneminde tekrardan açamıyor. Bir yıl geçmesi gerekiyor. Yani... Bir sonraki güz döneminde e, mevcut formasyon sona erecek. O formasyon sona erdikten sonra yeni formasyon açabilecek. O yüzden bir üniversite hem güz döneminde hem bahar döneminde formasyon açamaz. Bir yıl geçmesi lazım tekrar formasyon açabilmesi için. Ankara'da da Gazi ve Hacettepe açtı. Onları bahar döneminde e, boşuna beklemeyin. Yasalaşmasıyla ilgili arkadaşlar seçimden önce yasalaşır. Bu bu haber. Hani Cumhurbaşkanı ne demişti? YÖK başkanıyla mutabık kaldık diyor. Yani YÖK başkanıyla konuştuk, görüştük, sohbet ettik. Böyle bir teklifim oldu. O da teklifimi onayladı. Mutabık kaldık, anlaştık demek istiyor. Yani. En kısa zamanda ya da en geç seçimden önce böyle bir düşünce, böyle bir kanun çıkarılacaksa yasalaşır. Soruları atlamamaya çalışıyorum. Bu arada sizlerin sesini duymuyorum. Ee, şöyle garip oluyor canlı yayınlar. Siz beni duyuyorsunuz ama ben sizi duyamıyorum. Böyle kendi kendime konuşuyor gibi oluyor. Ay güneş İstanbul'da ikinci dönem veya 2023 yazında formasyon açılır mı hocam? İstanbul'da birçok üniversite açtı. Ee, vakıf üniversitelerinden e, birkaçından da bekliyorum. Bir tanesinin e, ipucunu vereyim buradan. E, Yeditepe Üniversitesi açacak arkadaşlar bahar döneminde. E, açtığı takdirde ben e, danışmanlık sayfamdan e, ve Avuz Efe Çocuk Gelişimi sayfamdan duyuracağım. Burcu Hocam evet kitaplarım e, tükendi. Çok yoğun talep oldu. Birkaç defa e, binlerce baskı yapmama rağmen tükendi. O yüzden e, bir dahaki Dönem sipariş vermek isterseniz dönem başlarında muhakkak siparişinizi oluşturun. Sonrasında kalmayabiliyor. Hocam neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmıyor? Şöyle, pedagojik formasyon e, yökten izin alınarak açılan bir sertifika programı. Yani her bölüm, her üniversite açarsa... E, YÖK buna izin vermiyor. Mesela diyor ki Adana ve Mersin'e örnek verelim. Adana'da e, İngiliz Dili Edebiyatı'ndan formasyon, İngilizce öğretmenliğinden formasyon açıldı. Yakınındaki şehre diyor ki bak Adana'da var sen bunu açma. Ya da üniversiteden kaynaklı olan yeterli öğretim üyesi olmayan bazı üniversiteler atıyorum bir okulda bir üniversitede eğitim fakültesi yoksa o üniversite formasyon açamaz. Neden? Eğitim e, fakültesi, öğretmenleri, hocaları, profesör, doçent, doktor vesaire her neyse bunlar formasyon eğitimi veriyor. Yani üniversitede e, gerekli donanım, hocanın bulunması lazım ve YÖK'ten izin alınması, YÖK'ün onay vermesi lazım e, formasyon açılması için ve YÖK'te üniversitelere bazı kotalar koyuyor biraz işi ticariye dökmemeleri, maddi kazanç sağlamamaları amacından çıkmaması için belli kısıtlamalar getiriyor. Duygan Demir şu an 3. sınıfı. Hocam okul bitmeden bağır güz uzamadan alınır mı sizce? Yasa ne zaman çıkar? Bizim için şartlar ne olur? Yoksa okuyan herkese mi verilir? Hocam yoksa ön lisans diploma notu geçerli olacak diyor. Dediğim gibi en geç seçime kadar e, eğer ki böyle bir şey varsa yasalaşacaktır. E, biliyorsunuz Türkiye'de bir şey gündeme geldikten sonra e, kısa süresi sonra yasalaşıyor. Onun için takipte kalın. Yasalaşır, yas yasalaşmaz sizinle paylaşacağım. Siz üçüncü sınıfsınız Duyguhan hocam üç ve dört diyor e, haberde. Yani siz. Hemen başvuru yapıp alabilirsiniz eğer yasa çıkarsa. Tuğba hocam Elazığ'a selamlar. Ee, Ali ile oyna. WhatsApp grubum yok hocam. Ee, Telegram grubum var. Ee, YouTube kanalımın sağ üst köşesinde linkinden tıklayıp gelebilirsiniz gruba. Derya hocam ders çalışamıyor ne yapabilirim acaba çünkü Auzef görünce ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden hocam Auzef görünce heyecan yapmayın sakin olun dediğim gibi yapacağınız şey ne hiçbir şey yapamıyorsanız açın videolarımı izleyin bazıları sesli bazıları sessiz açın sesli olanları dinleyin sessiz olanları okuyun soruları da çözün bu şekilde çalışabilirsiniz. Güzel notlar da alacağınızı düşünüyorum. Beyzanur Akkaş, hocam Sivas Bahar'da formasyon açar mı acaba? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi güz döneminde açtı Beyzanur Hocam. Ee, tekrar bahar döneminde açamaz. Bir dahaki güz döneminde açabilir. Ona başvuru yapabilirsiniz. Özlem Akdeniz, hocam formasyon yüz yüze mi veriliyor yoksa uzaktan devam edilebiliyor mu? Her üniversitede açılıyor mu? Her üniversitede açılmıyor. Ee, bazı üniversiteler açıyor, bazıları açmıyor. Yökten izin alamıyor. Formasyon genelde iki ya da üç gün sürüyor. Bir ya da iki gün yüz yüze bir bir gün ya da iki gün e, online oluyor bu üniversitenin e, komitesinin verdiği karara göre değişiyor Tuğba hocam çocuk gelişimi çok mezun ve okuyan öğrenci çok fazla var bu sürpriz formasyon haberiyle daha da artacak KPSS en son 71 ile kapatmıştı bu rakam daha çok artar mı bir iki içerisinde evet güzel bir konuya değindi hocamız. Çocuk gelişimde çok mezun var. Okuyan öğrenci de çok. Şu an... 5-10 bin civarında öğrenci formasyona başvuru yaptı. Mezun oldukları için. 3 ve 4'lere formasyon hakkı verildiği takdirde... ...bu 4-5 binlik sayı 20-30 binlere çıkacak. Yani rakipleriniz artacak. O yüzden... Formasyonu bir an önce alıp bitirmenizde fayda var. Dolayısıyla mezun çok olunca e, puanın da yükselmesi e, bir ihtimal. Yani şu süreçte e, bir an önce formasyonu alan, e, etkili şekilde çalışan kişiler bir iki yıl içinde atanırsa e, o yığılmaya takılmamış olacaklar. Yani sizlere tavsiyem en kısa zamanda formasyonunuzu alın e, ve KPSS'ye çalışmaya başlayın. Şu an e, başlamayanlar için kritik süre başladı. E, en kısa zamanda başlamanız gerekiyor. Kasım ayı sonuna kadar başlamanız gerekiyordu. Gözde hocam birinci sınıfım. Üç dersten muaf oldum. Ortalama hesaplanırken muaf oldum. Derslerin notları eklenecek mi? Muaf olduğunuz derslerin başında M harfi yazar. Bunların puanı, e, bunlar puanı etkilemez. Yani o dersler yokmuş gibi. Atıyorum 9 dersiniz var, 3'ünden muaf oldunuz. 6 ders kalıyor geriye. O 6 dersin ortalaması alınır. Muaf olduğunuz dersler ortalamanıza olumlu ya da olumsuz etki etmez. Üstten 3. sınıf derslerini alan 3. sınıf oluyor mu olmuyor mu? Ee, arkadaşlar sınıf değişmiyor siz ikinci sınıfsanız üstten üçüncü sınıfın üstten derslerinden aldıysanız yine ikinci sınıfsınız sadece üstten ders almış oluyorsunuz Belinay hocam ikinci sınıf ortalamaya göre mi üçüncü sınıfta mı başvuru yapacağız bununla ilgili e, daha önce arkadaşlar ales puanıyla e, formasyona başvuru yapılıyordu onun notunu aldım. 2010-2011 yıllarında e, öğretmenlik eğitimi tesis yük, yüksek, lisans e, la yapılıyordu. E, yani 2010-2011'den sonra e, tesis yük, yüksek lisansa döndü. Sonra iptal oldu bu. Tekrar şu anki durumuna döndü. E, benim öngörüm şu. Mesela 3. sınıfta eğer Formasyonu alacaksak e, neye göre değerlendirecekler? O döneme kadar ki not ortalamanıza yani agno ağırlıklı e, genel not ortalamasına göre alınacak notlarınız. Yani 3. sınıfta notu 3.70 olan 4. sınıfta notu 2.5 olandan daha avantajlı olacak. Ya da bir sınav veya başka bir kriter getirebilirler. O yüzden e, yönetmeliğin çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yönetmelik çıkmadan e, kesin bir şey söyleyemeyiz. Elazığ Üniversitesi İlahiyat 3. Sınıf Uzaktan Eğitim Öğrencisiyim. Formasyon alabilir miyim? Şimdi Eğitim Fakültesi mezunları ve İlahiyat Fakültesi'nin e, belli bölümündeki mezunlar ön formasyon almasına gerek yoktur Özlem Hocam. Bununla gelip formasyon videomu izleyin. Eğer bölümünüz orada yazdığım bölümlerden biri ise formasyon almanıza gerek yok. Hayır değilse formasyon almanız gerekiyor. Handan hocam e, kitaplarım vize ve final döneminin tamamını kapsıyor. Yani kitabı aldığınızda e, bir dönem boyunca vize final bütün bütün konuları e, içeriğinde bulabileceksiniz. Tüm üniteler ve tüm sorular mevcut. Tuğba hocam teşekkür ederim. Notlarınız yüksekmiş. İki yıl daha peşinizdeyim, bırakmam. Tuğba hocam ikinci sınıf üstten de üstten ders alıyor. Sağ olsun her yerde beni met ediyor. Güzel notlar aldığı için muhakkak. Sizler böyle güzel notlar aldıktan yani alınca böyle mutlu dönüşler yapınca ben de mutlu oluyorum. Mezun olduktan sonra da hocanızı unutmayın. Hocam ben İngilizce öğretmenliği istiyordum ama bu haberden sonra anladım ki öğretmenlik olmasa da olur. Dil, edebiyat veya tercümanlık falan da olur diyor hocamız. Yani isteğinize göre yapabilirsiniz. Bu haberden sonra aslında bu haber kötü bir haber değil, güzel bir haber. Mezun olmayı beklemeden 3. sınıfta ve 4. sınıfta da formasyon al alabileceksiniz. Hani mevcut durumda eğer tek üniversitede okuyorsanız, tek bölümde, formasyon almak için oradan mezun olmayı bekleyecektiniz. Şu durumda 3. sınıfta ve 4. sınıfta bu formasyonu rahat rahat alıp e, mezun olduktan sonra direkt KPS'ye girip öğretmenlik seçebiliyor olacaksınız. Bu güzel bir haber aslında. Nida Hocam arkadaşlara bir tavsiyesi var. Çocuk gelişiminde mezun olduklarında formasyona başvuru yapsınlar. 5 artlı derse yakın muafiyet oluyor. Evet bununla ilgili bazı üniversiteler e, çocuk gelişimi mezunlarını muaf tutmuş bazı derslerden ama bazı üniversiteler muaf tutmamış. E, başvurduğunuz üniversiteye yine de şansınızı deneyin. E, muafiyet başvurusunda bulunun. Kabul ederlerse ne ala, etmezlerse de yapacak bir şey yok. Ayşenur Hocam, evet son yüklediğim özetler tüm ünitelerin videolarını e, kapsıyor. Yani şu an kanalımda bütün derslerin özet, e, çıkmış soru, ünite soruları mevcut. Hepsini izleyebilirsiniz. Belinay Hocam, ikinci sınıf derslerinizde seslendirme olsaydı ne güzel olurdu. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, aşırı yoğunluktan dolayı çok fırsat bulamıyorum ee, O yüzden bazılarını seslendiremedim Affınıza sığınarak ee, Sizler kendiniz ekranı açıp okuyabilirsiniz Bir de pay yüklediklerim e, telefona çok uygun değil Telefon ekranı küçük ee, Bilgisayardan, PC'den izlerseniz daha sağlıklı olur Fatma Ezgi Yıldırım merhaba hocam merhabalar. Elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Teknik liselerde öğretmen olarak atanma şansımız nedir? Azami KPSS puanı nedir diyor. Meslek teknik mesleki teknik liselerde öğretmen olarak atanabilirsiniz. Bunun için yine formasyon almanız gerekiyor Fatma hocam. KPSS puanı yani sanırım bu bölümün alımları çok fazla değil. O yüzden 80'i geçmeniz lazım. Yani 80'i geçerseniz atanma şansınız yüksek. Esra hocam merhabalar. Rica ederim. Sizleri aydınlatmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de formasyon alabilir miyim veya Manisa'da veya isteyen herkes girebilir. Girebilir mi? Demek istemiş herhalde hocam. Ee, hocam, İzmir 9 Eylül Üniversitesi açtı. Belki Ege açabilir bu bahar döneminde. Ee, Manisa Celal Bayar da açtı. Bahar döneminde açmaz. O yüzden şu an Ege Üniversitesi'ni bekleyebilirsiniz. Açarsa oraya başvurabilirsiniz. Ya da e, yakın ya da herhangi bir şey, yakın bir şehirde e, formasyona başvuru yapabilirsiniz Esra hocam. Esra hocam e, şu an alımlar not ortalamasına göre ortalamanızı mümkün mertebe yüksek tutun. Eğer bir değişiklik olursa da yine not ortalamasının etkisi e, olacaktır. O yüzden hepinize tavsiyem not ortalamalarınızı yüksek tutun. Bu da ne demek oluyor? İyi çalışın arkadaşlar. BA hocam 2024'te bitireceğim okulu. Formasyon alıyorum. Bana atama puanları yükselir mi? Okul öncesi demiş. 2024'te bitireceksiniz hocam. Yani puanlar yükselebilir. Neden yükselebilir? Çünkü 2024'te e, okulu 3 yılda bitirenler mezun olacak. Normal 4 yılda bitirenler de mezun olacak. E, şöyle bir yarış var aslında. Şu an yani sizlere ben şunu söyleyeyim. Şu an formasyonunu alıp KPSS'de iyi bir şekilde çalışan kişi 2024'de kalmadan atanır. Yani beya hocam siz de e, KPSS'ye sıkı bir şekilde çalışırsanız siz de atanırsınız. Bunun için kendiniz çalışabilirsiniz. Online kurslardan faydalanabilirsiniz. Eğer düşünürseniz Instagram'dan bana yazın. Size online kurs önerebilirim. İndirimli kayıtta olabilirsiniz. E, güvendiğim birkaç kurs var. Sizi onlara yönlendirebilirim. Kaydınızı yapabiliriz. Yani çok geç kalmış sayılmazsınız en kısa zamanda ulaşabilirsiniz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa. Zeynep Şuvak, DGS ile 3. sınıfım. Şu an e, ön lisans başarı notum ile mi başvuracağım formasyona acaba yoksa yeni agnomla mı? Hocam DGS 3. sınıfsanız e, ön lisans notunuzu e, geçiş yaptığınız üniversiteye ekleteceksiniz. Daha önce az önceki soruda anlattım. Onu ekleteceksiniz. Başvuru yaparken de hem ön lisans transkriptini hem de mevcut 3. sınıf transkriptini yükleyeceksiniz. İkisinin ortalamasını yazarak sisteme başvuru yapacaksınız. Halenur, Helenur Karakaya. Ben hem sosyoloji hem de çocuk gelişimi bölümünde son sınıf okuyorum. Şu an istesem İki bölümden de formasyona başvuru yapabilir miyim? Formasyona istediğiniz bölümden başvuru yapabilirsiniz ama birinden alabilirsiniz sadece. Hangisinde yerleşme şansınız yüksekse ondan formasyonu alıp diğerinde kullanabilirsiniz. Ben onu tavsiye ediyorum. Mesela çocuk gelişiminden şans biraz düşük. Ortalamalar güz döneminde 3.40-3.50'lerde kapattı. Teşekkür ederim Hilal hocam. Çok sağ olun. Bir bölümden formasyon alırsam diğerinde geçerli olur mu acaba? Evet, bunu her zaman söylüyorum. Eee eşopmanlı Şevket Hoca gibi tencereyle anlattık, tavayla anlattık. Ee, aldığınız formasyon bütün bölümlerde geçerlidir arkadaşlar. Buse Altıntaş, Çukurova Üniversitesi bu sene formasyon açtı. Evet, seneye de açma ihtimali yüksek midir? Genelde eee yani bu yıl açan üniversiteler seneye de açar. Neden? Hem bundan güzel para kazanıyorlar hem e, bu yeni çıkan yasayla da e, birçok öğrencinin e, formasyon ihtiyacı oluşacak. Dediğim gibi 10 bin başvuru varken şu an 20 bin, 30 bin başvuru olacak. Üniversitelerde açabildiği kadar e, formasyon duyurusu açacaklar. Boğazımdan biraz rahatsızım. Ee, bir bitki çayı içtim. Kusura bakmayın. Buse hocamda kalmıştık. Hocam bütün derslerin özet videoları gelecek mi? Üçüncü sınıfım. Bütün derslerin özet ve e, soru videoları yüklendi hocam. E, eğer bulamıyorsanız telegram grubumda tek tek linklerini paylaştım. Direkt linke tıklayıp eee videoya ulaşabilirsiniz. Kayseri güz döneminde açtı diye biliyorum. Bahar döneminde tekrar açmaz. DGS ya da ÖSYM ile yerleşme arasında fark var mı? Hiçbir fark yok. Önemli olan oradan mezun olmanız arkadaşlar. Teşekkür ederim Seher hocam. Yani ister DGS ile yerleşim üniversiteye, ister ÖSYM ile, ister ilk yerleştirme ile nasıl yerleşirseniz yerleşin. Diğer öğrencilerden hiçbir farkınız yok, örgündeki veya açık öğretimdeki hiçbir öğrenciden farkınız yok. 3.44, 3.50 dediniz. Baharda kaçla kapattılar hocam? Ön lisans diploma 3.25. Daha bahar dönemi alınmadı Duyguhan Hocam. Güz dönemi geçti, bahar dönemi yeni başlıyor. Ee, Ocak, Şubat gibi e, bahar dönemi de sonlanır başvuruları. Yani ben çok düşeceğini zannetmiyorum. Neden? Çünkü güz döneminde 70-80'e yakın üniversite paylaştım ben sayfamda. Yani 81 ilden ne kalıyor geriye siz hesaplayın. 70-80 e, üniversite açtı geriye 10-15 tane üniversite kaldı. Burada şansınız biraz daha düşük tabii ki. O yüzden puan biraz daha yukarı çıkacaktır. O yüzden yerleşmek istiyorsanız e, AUZF'e de iyi çalışın. KPSS'ye de iyi çalışın. Yani kısacası iyi çalışın. Belinay Hocam, muhasebe ve finansman düşük kapattı. Hiç ümidi olmayan danışanların bile düşük ortalamalarla yerleştiler. Dediğim gibi çocuk gelişimi bölümü dışında diğer bölümlerde normal ortalamalarla yerleşebilirsiniz. Çocuk gelişimde notunuzun 3.50'nin üzerinde olması lazım. Ebru Şencan hocam, e, formasyon alıyorum. Şu an herkes çocuk gelişimi için geliyor. Bu beni çok korkutuyor. Evet hocam, korkmakta haklısınız. E, şu an birçok bölümde, e, farklı bölümde formasyon alan öğrenci var. E, ve bunların e, %70'i, abartmıyorum %70'i çocuk gelişiminde kullanmak üzere bu formasyonu alıyor. O yüzden yapmanız gereken şey nedir? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. KPSS'ye çok sıkı çalışacaksınız. Nida Hocam, pedagogik formasyon dersleri aynı olmasına rağmen bölümlere göre kontenjan dağılımı neden farklı hocam? Yani şöyle, üniversitelerin farklı bir planlaması var. Mesela diyor ki, ben diyor işte... İngilizceden açarsam kaç kişi başvurur ya da çocuk gelişiminden açarsam kaç kişi başvurur? buna bakarak tahmini ortalama bir rakam çıkarıyor. O yüzden kontenjanları belirliyor. Bir de bölümdeki öğrenci sayılarına göre mesela kendisinde atıyorum Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde kontenjan 500 diyelim. Bu kontenjana göre e, İngilizce öğretmenliğinden formasyon açabiliyor. E, eğer çocuk gelişimi ya da PSP bölümünde bu kontenjan düşükse orada daha az, daha düşük sayıda kontenjan belirliyor. Evet Duyguhan Hocam, nide Ömer A. Demir Üniversitesi Güzde açtı. Bahar'da açmayacak. Hocam, formasyonda ikinci dönem staj olur mu sizce? Eğer üniversite fark ediyorsa Fırat Üniversitesi için sormak istedim. Şimdi bazı üniversiteler iki dönemde de staja gönderiyor. Bazı üniversiteler sadece ikinci dönemi staja ayırıyor. O yüzden bununla ilgili net bilgi almak için Fırat Üniversitesi ile iletişime geçebilirsiniz. Bunu sorduğunuza göre Fırat'ta şu an Staj e, yapılmıyor. İkinci dönem muhakkak yapacaktır. Meryem Aydın, formasyon geldi. Okul öncesi onları birkaç yıla tıkanır demek bu. Yani e, ben öyle düşünmüyorum. Formasyon e, hep vardı. Bu kanun yasalaşırsa, e, yani bence tıkanma olmaz. Örnek vermek gerekirse sınıf öğretmenliği bölümü yıllardır e, en fazla tıkanıyor. E, atama olan bölüm ona en yakın e, okul öncesi öğretmenliği ve bu yıl başladı bu yükseliş e, uzun süre devam edeceğini düşünüyorum mezunların çok olmasına bakmayın siz e, dediğim gibi sizin yapmanız gereken iyi çalışıp KPSS'den yüksek puan almak formasyonunuz varsa iyi çalışıp KPSS'den yüksek puan almanız lazım Evde çalışabilirsiniz, online kurslara yazılabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu konuda KPSS'de, KPSS konusunda, kurs konusunda da danışmanlık sayfama yazabilirsiniz. Sizi yönlendirebilirim. Husu Hocam bütün derslerin online olduğu oluyor mu formasyonda? Hocam %100 online yok. Kendi şehrinizde açılmazsa Başka şehre gidin muhakkak çünkü bu yani fırsat kaçmaz. Şu an elimizde bu fırsat varken yani gerekiyorsa çok uzak bir şehre de gidin. Sonuçta bir yıl kısa bir dönem değişik bir macera olur size, bir hatıra, bir anı olur. Bu yıl okul öncesi için atama kişi sayısı tahmininiz var mıdır diyor Meryem Hocam. Ben yine 7-8 binlerde olacağını düşünüyorum hocam. Daha da fazla olabilir. Neden diyeceksiniz? Şu an bakanlık köylerde bile yani köylerde, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda tüm binalarda okul öncesi sınıfları açıyor. Daha önce mesela ben bir okulda müdür yardımcısıyım ilkokulda. Biz Geçen yıl 5 yaşa kadar alıyorduk okul öncesi ana sınıfına. Bu yıldan itibaren 3, 4 ve 5 yaştaki öğrenciler bizim kayıt listemizde görünüyordu. Bu ne demek? 3, 4 ve 5 yaşındakiler de e, normal ana sınıflarına alınacaklar. Bu da ihtiyacın çok olacağı anlamına geliyor. İhtiyaç çok olunca da kontenjanı arttıracaklar. Dediğim gibi bu fırsatı kaçırmayın. Ee, güzel bir şekilde KPSS'ye hazırlanın. En kısa zamanda da sizlerin e, atanmış olduğunuz haberlerinizi paylaşırız güzel şarkılar eşliğinde. Evet sorular geliyor, bayağı geliyor. Hilal Yılmaz okuduğum bölümden formasyon alıyorum. Açıktan okuduğum bölüm için KPSS'den her iki bölümden de girebilir miyim? Hayır hocam. KPSS'de sadece bir bölüm için başvuru yapabiliyorsunuz. Mesela tarih mezunusunuz ya da çocuk gelişimi. ÖABT'ye sadece birinden girebiliyorsunuz. Başvuru da bunu belirtip ona göre başvurunuzu yapıyorsunuz. Meryem Hocam canlı yayından ders anlatmayı düşünüyor musunuz? bilmiyorum ister misiniz acaba isteyenler bir kendini belli edebilirler yani zaman bulursam olabilir hocam neden olmasın dediğim gibi çok yoğun olduğum için zaman bulamayabiliyorum ama zamanım olursa e, buradan söz vereyim size. Yani boşluk bulursam size e, canlı ders anlatabilirim. Belina İnci Turan. Hocam Havuz mezun oldunuz mu? E, mezun olmadım. Ben şu an 3. sınıfım. E, ama 4'ün de bütün derslerini aldım. Yani kısmetse bu sene 3. sınıfta bitireceğim yani sizler gibi öğrenciyim ben de aynı zamanda geçen biri sormuştu hocam işte e, yani çoğunuz merak ediyorsunuz bazıları hani çoğunuzu anlattım ama ben normalde sınıf öğretmeniyim şu an kadrolu çalışıyorum bir okulda müdür yardımcısıyım. eee yani hobi olsun diye çocuk gelişimi okudum. Yani korkmayın ben rakibinizin rakibiniz değilim çocuk gelişiminde. KPSS'de falan rakibiniz değilim. Ben öylesini okuyorum. Ee, sizler yani bir tane rakibinizi elediniz. Emre Hoca yok. KPSS'de rakibiniz değil. Ee, aynı zamanda eğitim danışmanlığı yapıyorum. Ee, ölçme değerlendirme yüksek sans yapıyorum. E, okuyorum aynı zamanda tam bitmedi bu bu sene bitecek Ankara'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde alıyorum ve Ocak 6 Ocak gibi Ankara'da olacağım Ankara'dan katılanlar varsa orada görüşüp tanışabiliriz bir çay içebiliriz. Beynalı hocam ben sizi mezun etmeden mezun olmayacağım. Hatta okulu uzatmayı düşünüyorum. AUZEF'in içinde olup sizlere daha faydalı olmak için. Hocam formasyonda farklı bir bölümden alınca orada staj yapacak mıyız? Evet, tüm formasyon bölümlerinde staj var. Hangi bölümden alırsanız alın staj yapacaksınız. Yani uygulama diye geçiyor bu ders. Elif Hocam okul öncesi öğretmenliği için 4-5 yıla kadar öne açık olduğunu düşünüyor musunuz? Yani e, ben düşünüyorum hani uzun soluklu bir süreç bu. Sonuçta herkes atanamayacak, çalışanlar atanacak. O yüzden işte yarın ne olur, diğer gün ne olur bunu düşünmek yerine e, çalışıp en kısa zamanda e, atanmaya bakın. Ülkemiz Fırsatlar Ülkesi. Ceren Hocam 2 yıllık çocuk gelişimi okuyorum. Formasyon almam gerekiyor mu? Ceren Hocam formasyonu e, lisans okuyanlar e, lisans mezunları alabilir. E, ön lisans mezunları formasyonla başvuru yapamıyor maalesef. Neden? Çünkü ön lisans mezunları öğretmenlik yapamıyor. E, formasyonda öğretmenlik e, belgesi. Ebru Hocam demiş ki derslerin yarısı online yarısı yüz yüze. Evet, 19 Mayıs Üniversitesi'nde derslerin bir kısmı online bir kısmı yüz yüze. Çoğu üniversitede böyle hocam. Hocam muhasebe ve finanstan formasyon alırsam derslerin muhasebe ile alakalı mı olacak? Arkadaşlar formasyon dersleri tüm bölümlerde aynı. Yani öğretmenlik dersleri. Siz eğitim bilimleri dersleri alıyorsunuz formasyonda. Hangi bölümden formasyona başvuru yaparsanız yapın, herkesin alacağı ders aynı. Sadece staj kısmı farklı. Atıyorum muhasebeden formasyon aldıysanız sizi e, bir meslek sesine muhasebe bölümünde staj yaptırırlar. E, çocuk gelişim mezunluğu e, lise ya da işte yerine göre e, Anı okullarına görevlendirebilirler e, stajda ama dersler aynı sadece stajda farklılık oluyor Sonuç olarak aldığınız formasyonu istediğiniz bölümde kullanabilirsiniz Fırat Üniversitesi'nde şu anda staj görüyoruz henüz belli değilmiş ve maalesef ki formasyonla ilgili gereken önem gösterilmiyor her şey son anda planlanıyor formasyon düzeni bozmuş hocam yani dediğim gibi üniversiteler e, formasyonu e, hani biraz da maddi e, kazanç olarak gördüğü için siz kayıt yapıp ücretini yatırdıktan sonra çok fazla e, önemsemiyorlar. Bazı üniversiteler e, son dakika haber veriyor. Bazıları çabuk ya da planlı oluyor. Köklü üniversiteler genelde planlı. Mesela benim Ocak ayında işte yüksek sans sınavım var Ankara'da. Şu an sınavıma bir ay var ama Ahmet Yesevi Üniversitesi bugün yayınladı sınav tarihini, gününü, saatini. Hani bir ay öncesinden her şey belli. Neden? Sistemi oturmuş. Halkla ilişkiler ve tanıtım öğretmenliği. Bununla ilgili hocam. Daha önce bir video paylaştım. Öğretmenlik alanları Emrah Hoca diye yazarsanız e, YouTube'da karşınıza çıkar. O videoyu izleyin. Orada halkla ilişkiler ve tanıtım öğretmenliği e, mezunları hangi alandan formasyon alabilir? Hangi alanlara atanabilir? Açık ve net şekilde var. Yani alımı Çocuk gelişimi ya da okul öncesi kadar yaygın olmasa da e, belli oranda bir alım var halkla ilişkilerle ilgili. Zeynep Hocam Van 100. Yıl Üniversitesi güz e, döneminde aldı. Yani bahar döneminde tekrar açmayacak. Bir dahaki güz dönemini bekleyin Van 100. Yıl Üniversitesi'ni bekliyorsanız. Bir de hocam evet çok iyi olur. Hocam 72.18 puanla 9801 sıralamam var. Mayıs'ta mezun olacağım. Denemek için girmiştim. Atanıp atanmamam belli olmadığı için tekrar ders çalışmaya başladım. Umarım iyi bir yıl olur. Evet 72 güzel bir puan. E, bölüm çocuk gelişimi ise onun üzerine biraz daha ekleyip bu sene 80'li puanlar alırsanız e, çok rahat atanırsınız Meryem hocam. Rica ederim Elmal hocam. Soru çözelim hocam birlikte. Ee, yani bunu düşüneyim. Belki böyle soru-cevap ya da e, özet anlattığım canlı yayınlar yapabiliriz. İster misiniz? Necil hocam çok iyi olur demiş. Hocam bu yıl o kadar çok iyi olmuş ki. 72-70 puanlarda kişi sayısı yığılmayı daha da artıracağı için insan ister istemez stres yapıyor. Stres yapmayın hocam. Dediğim gibi mezun ne kadar çok olursa olsun çalışanlar kazanacak. Çalışanlar geçecek. O yüzden siz çalışmaya bakın. Ders anlatırsanız çok iyi olur hocam. En azından sınava bir hafta kalı. özet ya da nokta atışı olabilecek yerleri bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yani bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Birinci sınıflardan başlayıp ders ders birkaç biraz soru çözebiliriz. Nevşehir Güzde açmadı. Her sene açıyor mu? Yani listeme bakmam lazım ama Nevşehir açtı diye düşünüyorum. Bir kontrol edeyim hocam. Siz bana Instagram'dan yazın. Bu konuda baktıktan sonra size bilgi vereyim. Zeynep hocam formasyon için stajı devlette mi özelde mi yapacağız demiş. Formasyon stajını devlette yapıyorsunuz devletin okullarında yapıyorsunuz. Bunu da üniversite belirliyor zaten. Avuz staj staj devlet ya da özel olabilir. Onu siz seçiyorsunuz. Dubu Hocam Fırat Formasyon'da şu an staj var demiş. O zaman hocamıza cevap olsun bu. Staj şu an var. Bir de Sariç Hocam Özel Eğitim Yöntemleri dersi muhasebe dersi var. Evet, e, bu ders farklı mı demek istediğiniz ya da Seher Hocam tam anlamadım. Hocam formasyon kalkmaz Belinay Hocam. E, görüyorsunuz formasyonla ilgili güzelleşen, iyileşen haberler var. O yüzden formasyonun kalkacağını düşünmüyorum. Sizler TTK 9'u da unutun, formasyonun kalkacağını da unutun. Sadece okulu bitirip KPSS'yi kazanmaya odaklanın. Ebru Hocam dediğim gibi fırsatım olursa yapacağım. Arkadaşlar daha önce 35'ti öğretmen memur olma yaşı. Sonra bir ara 40'a kadar esnettiler. Şu an o yaşı da kaldırdılar diyebiliyorum. Yani yaş şartı yok. Nida hocam dörtten başlayalım diyor. Şimdi birler misafir sayılır. Yeni geldiler. Birlerden başlasak daha iyi olur sanki. Bununla ilgili bir anket yapayım ben Instagram'da. Kararı sizler verin. Aklında ne varsa hocamız Dicle formasyon açar mı? Dicle Üniversitesi güz döneminde açtı. Bahar döneminde açmaz. Açacaksa bir dahaki güz döneminde açar. İdris Hocam şu an dördüncü sınıf olanlar e, yasanın çıkmasını bekleyecek. Yasa çıkarsa e, formasyona başvuru yaparsınız. Çıkmasa da mezun olmayı bekleyeceksiniz. Ya da başka bir mezuniyetiniz varsa o alandan formasyon alıp e, istediğiniz bölümde kullanabilirsiniz. Songül. Karateke. Hocam yaz okulu var mı? Yaz okulu derken Avuz Efte mi? Avuz yaz okulu var. Kaldığınız dersleri yaz okulunda alabiliyorsunuz. Yaz okulunda da danışmanlık sayfamdan yardımcı oluyorum. Birçok öğrencimizi yerleştirdik. Yani alttan kalan derslerinizi yaz okulunda alabilirsiniz. Değer hocam, aynen değil mi? Doğru anlamışım. Serkan hocam, çocuk gelişimi birinci sınıfın formasyon eğitimim var, harika. Sizce bu bölüm okumak için geç kalmış sayılır mıyım? Yaş 32. Hocam, bir aşkın iki eğitimin yaşı yoktur. O yüzden geç kalmış sayılmazsınız. Formasyonunuz var, güzelce çalışırsanız 3 yılda bitirirsiniz. 32 yaş 3, yaş, 3 yıl sonra 35 olur. 35 yaşında e, atanmak e, nasip olur size belki. Bakın ben 37 yaşındayım. Hala okuyorum. Yani eğitimin yaşı yok. Sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Seher Hocam, az önce bir arkadaş sormuştu size. Onun için yazdım. Şu an Çukurova Üniversitesi Muhasebe Finans Formasyon Derslerinden. Özel öğretim yöntemleri dersi, muhasebe dersi işleniyor. Yani bu alan, e, uygulama dersinde alanınızla ilgili teorik ders işlenebilir. O da üniversitenin inisiyatifinde olan bir şey Seher Hocam. Özlem Hocam... E, bir formasyon videosu paylaşmıştım. Geriye dönük bakarsanız kanalımda ya da Emrah Hoca formasyon yazarsanız karşınıza çıkar video. Onu izleyin. Onun başında işte hangi bölümler formasyon, hangi bölümlerin formasyon almasına gerek yoktur diye bir bilgi vermişim. Oraya bir göz atın. Eğer okuduğunuz ilahiyat bölümlerinden biri ise Formasyon almanıza gerek yok. O bölümlerden biri değilse, bu yasa çıkarsa 3. sınıftan itibaren alabilirsiniz. Çıkmasa da mezun olduktan sonra formasyon alırsınız. Hamza Hocam, e, formasyon açan üniversiteler tekrar açamıyorsa 3. sınıflar nasıl başlayacak? Çoğu üniversite açmış zaten. Yani şöyle dediğim gibi, şu an 10-15 tane üniversite var açmayan. Bağır döneminde bunlar açabilir. Seçenek az. Yani tekrar açamıyor demiyorum. Bir yıl sonra açabiliyor. Yani formasyon iki dönemden oluşuyor. Güz ve bahar dönemi diye bir yıl sürüyor. Bir yıl bitmeden, mevcut formasyon bitmeden yeni formasyon açamıyor üniversiteler. Yani baharda olmazsa bir dahaki güz döneminde şansınız yüksek bu yasayla beraber bütün üniversiteler açar diye düşünüyorum. Ben onu şey için dedim. Şimdi hocamız deneme amaçlı girmiş, 72 almış. Biraz daha çalışıp üzerine koyarsa 80 neden almasın ki? Sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. Doğru planlama, doğru çalışma yöntemi, doğru kaynak, doğru kurs merkezi. Yani birçok şeyi doğru yaparak 80 çok rahat alırsınız. 80 yani düşük yüksek bir puan değil. Alabilirsiniz. Korkmayın. Duygan hocam ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buse hocam online dershane var mı önerebileceğiniz hocam? Online evet kurslar var. Danışmanlık sayfama Instagram'dan yazın, oradan size yardımcı olayım, kurs önerilerinde, kaynak önerilerinde bulunayım. Fatma hocam, Ankara Polatlıdasınız. Hocam, Ocak ayında Ankara'dayım, Gazi Üniversitesi'ne geleceğim. O tarihlerde, yani oralarda olursanız tanışabiliriz tabii ki. Üçüncü sınıfım, agno 2 civarı yükseltebilir miyim? Çok mu geç? Çok geç değil hocam. Ee, yani bir dönemde bile notlarınızı yükselterek agnoyu yani ağırlıklı genel not ortalamanızı yükseltebilirsiniz. Ben teşekkür ederim Buse hocam. Bir saati geçmiş bayağıdır konuşuyoruz. Ee, sorularınız çok iyi Umarım sorularınıza net cevap alabilmişsinizdir Umarım sıkmadan sizi bir şeyleri anlatabilmişimdir böyle kendi kendime konuşuyor gibiyim ama e, Sizler beni duyuyorsanız problem yok Evet sorularınız varsa alabilirim yoksa yavaş yavaş e, Sizlerin de zamanını çok almadan yayını sonlandırabilirim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. E, kapatmadan şunu söyleyeyim. Dediğim gibi kendinize inanın, elinizden geleni yapın. E, şartlar değişebilir, kanunlar değişebilir. E, formasyon kalkabilir, KPSS değişebilir. Ona buna ihtimallere takılmayın. Ee, Mevcut duruma odaklanın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. E, Gerisi nasip kısmet. <laughs> Serkan Hocam ne güzel motive edebildiysem. Yani e, her şey sizin elinizde. E, elinizden geleni yapın. Gerisi nasip kısmet. Ben sizlere güveniyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde atanma haberlerinizi paylaşırım. Teşekkür ederim Belinay Hocam, Serkan Hocam, Nida Hocam. Fırsat buldukça böyle yayınlar yapabiliriz. Bu yayını e, tekrar YouTube'dan paylaşacağım, kaydediyorum, paylaşacağım. E, daha sonra izlemek isteyen ya da izleyemeyenler için, çünkü geç bir saatte başladık. E, işi olanlar, çoluk çocukla uğraşanlar e, olabilir. E, daha sonra izleyebilirsiniz, o yüzden e, videoyu kaydedeceğim. Ben ne hocam şarkılar eğlencesine yani sonuçta e, şimdi eğitimci olduğum için e, etkili eğitimden yanayım. Ve eğlenceli eğitimden yanayım. E, i̇nsan en iyi eğlenerek öğrenir. E, bunu unutmayın. Yani ders çalışırken eğlenerek çalışın. Sizi eğlendirecek bir şeyler bulun. E, o sebeple şarkı atıyorum. Bazen espri bazen e, e, komiklikler yaparak neşelendirmeye çalışıyorum. Instagram adresim, e, YouTube kanalımın ana ekranında Instagram, Telegram, işte diğer YouTube kanalım hepsi var arkadaşlar. Direkt tıklayıp gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizler de iyi ki varsınız. Görüşürüz.